karıştırabilirsiniz. Aa. Emel? Sevda nerede? Hocam Sevda gelmedi. Yani telefonunu falan da açmıyor, bilmiyorum. Allah Allah, hasta mı acaba? Koray, Tarhan, Asya, onlar neredeler çocuklar? Yok hocam, onlar da gelmedi. Allah Allah. Şaşırdım şimdi. Neyse, tamam. Peki sayfa 116. Gel. Hayat hocam, kusura bakmayın, dersi bölüyorum da Milli Eğitim'den acil koduyla size bir zarf geldi. Ver bakayım. Sağ ol Nadir. Hayır olsun inşallah. ...657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir olarak 10.04.2017 tarihinden itibaren edebiyat öğretmenliği görevinizden uzaklaştırılmış bulunuyorsunuz. Hocam, ne yazıyor? Açığa alınmış mı çocuklar? Ne? Açığa mı? Dediğim gibi, okula gelirken düşüp bayıldım öyle. Allah'tan orada birileri vardı da yardım ettiler, öyle kolonya falan sürdüler. Kendimi iyi hissedince de kalktım geldim. Daha önce böyle bayılmaların oldu mu? Yok, ilk defa oluyor bu. Tansiyonun biraz düşmüş. Bir doktora görünmen gerekiyor. Yani istiyorsan bugün izin al, bir hastaneye git. Yok yok, iyiyim ben şimdi. Kötü olursa eğer giderim. Hocam şaka mı ya? Çocuklar tamam. Bilmiyorum, çocuklar burada kağıtta yazdığına göre açığa alınmışım işte. Hocam siz bu okulun en iyi öğretmenisiniz. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Hocam öyle bir şey olmaz. Bana bak. Ben şu müdürle ayrılma meselesini konuşayım. İşlemlere başlasın. Ya oğlum ne bu acele? Bir oturup konuşsaydık. Hem bak derse geç kaldık, hadi. Arkadaşlar, benim için bu saatten sonra burada gireceğim hiçbir dersin önemi yok. Anladınız mı? Gidiyorum ben. Aha! Vay 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 vay. Okulumda en çok iftihar ettiğim, en çok sevdiğim... ...classroom'un en klas öğrencisi. Hoş geldin. Ne arzu etmiştin? Aile salonumuz da var. Bir gün sen, Velin, Cerrah Bey ve onun çek defteri... ...hepiniz toplanıp da gelin bir gün, olur mu? Hocam bir şey söylemek istiyorum. Hay hay. Ne istersen söyleyebilirsin. Şikayetlerini bana, memnuniyetini eğitim çağında çocukları olan varlıklı dostlarına söyle Koraycığım, olur mu? Hocam, ben okuldan ayrılmak istiyorum. Hay hay! Sen bir şey istersin de ben yapmaz mıyım ya? Ayıp ediyorsun Koraycığım. Hemen izin kağıdını imzalıyorum. Derslerden sıkıldın herhalde, değil mi? Bugün yine derslerden sıkıldın, ayrılmak istiyorsun. Hemen izin kağıdını yazıyorum çocuğum. Hayır hocam, Temel'le ayrılacağım. Yani eski okuluma geri dönüyorum. Eski. Yavaş. Hayatta bırakmam. Eski okula dönmek de ne demekmiş yahu? Oğlum eğitim yarım bırakılır mı hiç? Bak öbür dünyada peşinden koşar sonra. Hocam ben kararımı verdim. Lütfen gereği neyse yapın. Ayrılmak istiyorum. Allah'ım herhalde bundan daha kötü bir şey gelemezdi başıma. Bir dakika. Koray okuldan ayrılırsa Tarhan'la Asya da gider. Galiba ağlayacağım. Allah'ım bana dayanma gücü ver. Çocuklar tamam, sakin. Ben müdür beyle konuşayım, ondan sonra size daha doğru bir bilgi verebilirim, tamam? Abla. Sınıftayız, abla yok. Gerçi hocam da diyemezsin ya şimdi.
Neyse ben çocuklar müdürle konuşayım geleceğim. Ya hocam kusura bakmayın geç kaldık hocam. Ama. Ne oluyor ya? Aa, resmen görmedi bile bizi. Evet bir tuhaflık var. Anlarız şimdi. Hadi. Abi çok saçma ya. Ya Hayat Hoca gibi birisini niye açığa alsınlar ki? Niye olacak? Bu herif yüzünden. Ne diyorsun oğlum? Neymiş benim yüzümden olan şey? Hayat Hoca açığa alındı. Ne? Hayda, nereden çıktı şimdi bu ya? İyi de böyle bir şey neden benim yüzümden olsun ki? Mal mısın sen? Oğlum, Hayat Hoca o doğa kampında hepimizden sorumluydu. Ama sen ne yaptın? Gittin sırf artistlik olsun diye izinsiz rafting yaptın. Hayat Hoca'nın da başını yaktın. Bana bak. Boş boş konuşma. Kırarım o senin içi boş kafanı. Gel kır lan. Gel sakin. Ya beyler, sakin olun ya. Hayat Hoca'nın kaderi şu anda müdürün odasında masaya yatırılıyor. Bunun nedenini öğrenmek yerine şimdi burada birbirimize mi gireceğiz? Önce bir nedenini öğrenelim. Sonra bunun sorumlusuna ilk dalan ben olacağım zaten. Net. Ya arkadaşlar bariyer haklı. Önce ne olup ne bittiğini öğrenelim. Hadi hadi arkadaşlar ne bekliyorsunuz ya? Hadi. Hadi. Oğlum sana diyorum ki biraz sakin ol ya. Bu adam böyle bir insan. Allah Allah. Abidin, ne oluyor? Hayat Hoca açığa alındı Sevda. Ne? Aragaz, oğlum ne konuşuyorlar söylesene. Oğlum şu an bir şey konuşmuyorlar. Nasıl konuşmuyorlar ya? Hiçbir şey konuşmuyor. Duymuyor musun ya? Oğlum bir şey konuşmuyorlar ki. Allah Allah. Ya nasıl duyulmuyor ya? Ya inanmıyorum ya. Seni niye açığa alırlar ki? Ya Sevda'nın annesinin yaptığı şikayet üzerine herhalde. Yani açığa almak için soruşturma başlattılar muhtemelen. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Şerif bir şeyler yap. Şimdi Hayat Hocam, görünen o ki... Sizin bir ihmaliniz söz konusu. Ne gibi bir ihmal müdür bey? Şöyle ki, Gezi'ye götürdüğünüz bütün öğrencilerin velilerinden izin almış olmanız gerekiyordu. Aldım. Tamam, siz aldınız diyorsunuz da. Şimdi burada Sevda'nın velisi Suna Hanım, kızım benden izinsiz Gezi'ye götürüldü diye şikayette bulunmuş. Almış işte, sana teslim etmiş. Kontrol et Şerif. Olur mu müdür bey, izin aldım. Hatta bütün izin kağıtlarını size getirdim. Sevda'nın verdiğinden de çok eminim. Çünkü en sona getirdi, dosyanın en sonuna koydu. Şu izin kağıtlarını getir bana. Bir kontrol edelim bakalım, sakin. Tamam. Ver bakayım şunları. Evet. Şimdi. En sonda. Burada. Söylediğiniz gibi... Sevda'nın da imzalanmış izin belgesi var. Evet. Tamam, var orada. Hadi iptal et şu açığa alınma işini. Şu Sevda'nın kayıt dosyasını getir bana. Bir dakika, şimdi Sevda'nın annesi izin vermediyse ve Sevda bu imzalı kağıdı getirdiyse o zaman... Bakacağız şimdi hocam, bakacağız. Bir saniye şimdi. Şu imzaları bir karşılaştırayım. Evet. Şimdi velisinin imzası. İmzalar tutmuyor. Tabii. Canım sen nereden bileceksin ki? Eline gelen her evrağı götürüp adli uzmana mı inceleteceksin sahte mi değil mi diye? Sevda'yı bana çağırsana. Hemen edeceğim. Ya abi anlamıyorum ben. Madalya vermeleri gereken hocayı niye açığa alıyorlar ki? Ya siz ne yapıyorsunuz burada? İş çıkışı saatindeki metrobüs durağına çevirmişsiniz burayı. Pardon, inenlere yok. Aman çıkanlara öncelik tanıyın yani. Ya Müstak abi ne oluyor içeride? Ne konuşuyorlar? Ne diyorlar?
Ha tabii, buradan duymuyorsun değil mi? Buyur git içeride dinle istersen. Ben de kahveni getireyim hemen. Ortam olsun. Ben sade içerim ama. Aragaz geri bas. Müstehak abi. Abi söylesin içeride ne konuşuyorlar. Soruşturmanın gizliliği esasından dolayı hiçbir şey söyleyemem. Sevda burada mı Sevda? Ha Sevda gel, Şerif'in seni çağırıyor. Gel. Sevda ne be? Hadi siz de dağılın herkes sınıfına. Sevda ne istiyor? Hiçbir şey evladım. Bu imza annene mi ait? Hayır hocam. Ben attım. İyi yaptın Sevda. Bak öğretmeni ne hale soktun. Tamam bir tanem hanım lütfen rica edeceğim. Sevdacığım, senin annen izin vermedi mi okul gezisine gelmemi? Hocam annem beni kafeye bile göndermez ki. Ben çok istedim bu geziye katılmayı. O yüzden de böyle bir şey yaptım. Çok özür dilerim. Siz bu yüzden mi açığa alındınız? Ya ne sandın kızım? Müdür bey bir saniye lütfen. Güzelim sen niye bana söylemedin? Bana gelip deseydin ki annem izin vermiyor. Ben gider annenden izin alırdım, konuşurdum. Ve sen gelmeden arkadaşların hiçbirini o geziye götürmezdin. Hocam keşke hiç yapmasaydım böyle bir şey. O geziye gelmeseydim keşke. Yani o kaza olmasaydı ama keşkelerle düzeltemiyorum ki ben hiçbir şey. Tamam daha fazla yüklenme kendine tamam. Halledeceğiz bir şekilde. Peki. Sevda çıkabilirsin yavrum. Üstüne. Hadi çıkabilirsin sen. Müdür bey çok rica edeceğim yalnız. Çocuklar Sevda'nın bu sahte imza olayını bilmesin lütfen. Yok yere şimdi kıza yüklenirler. Şerif sen hiçbir şey yapmayacak mısın? Vallahi bir tanem. Yani şu an Hayat Hoca'dan açık net okuldan ayrılmasını istemekten başka yapacak bir şeyim maalesef kalmadı. Çok üzgünüm. Haklı olarak. Tamam teşekkür ederim Müdür bey. Üzülme. Tamam lütfen. Şerif. Ulan senin çıkıntılıkların yüzünden Hayat Hoca'mızdan olacağız. Ne diyorsun sen be? Ha? Benim çıkıntılıklarım olmasa senin Hayat Hoca diye bir hocan olmayacaktı. Burak Bey, Koray olmasaydı Hayat Hoca bu okula hiç gelmeyecekti. Belli ki sizin olduğunuz yerde fazla duramıyor. İlla başını yiyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz siz ya? En az sizin kadar biz de seviyoruz Hayat Hoca'yı. Şşş! Gönderler! Niye derse girmiyorsunuz? Ya ne derse abi ya? Hocamız mı kaldı sanki? Müstahak abi sen biliyorsundur. Hayat Hoca niye açığa alındı? Hiç zorlamayın. Sahte imza ile ilgili tek kelime etmem. Ne diyorsun abi? Sahte imza ile ilgili tek kelime etmem derken abi? İzin kağıdına atılan sahte imza ile ilgili ağzım mühürlü. Arkadaşlar. Birisi izin kağıdına sahte imza mı atmış? Oğlum kim yapar öyle bir şeyi? Kim attıysa çıksın ortaya ya. Kim attıysa çıksın o zaman ya. Kim attıysa öyle bir şey ya arkadaşlar. Ben attım. Ne? Sen mi? Sevda neden yaptın böyle bir şeyi? Niye? Böyle bir şey. Sevda niye yaptın Sevda? İnanamıyorum ya. Hocam. 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 Çocuklar. Hocam gitmeyin. Çocuklar ne olur abartmayın. Bu bir veda değil sonuçta. Kısa bir süreliğine ayrılık değil. E hocam şimdi ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Ne yapacağım sizden uzakta? Kafamı dinleyeceğim tabii. Nasıl biz ne yapacağız hocam? Ne yapacaksınız çocuklar? Derslerinize dört elle sarılacaksınız. Öğretmeniniz açığa alındı. Dersleriniz değil. Ne demiş Mevlana? Sabır ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. Tamam mı? Hadi bakalım hoşça kalın. Hocam gitmeyin. Hocam. 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 Hocam.
Şerif'in vallahi öğrenciler Hayat Hoca'nın sahte imza yüzünden açığa alındığını duymuşlar. Ama nereden duydular ben bilmiyorum. Ya müdürüm resmen çok büyük bir felaket bu. Hayat Hanım Hoca olmazsa bu okulun sistemi çöker. Çöktü zaten gereksiz Nadir. Çöktü. Sırf Hayat Hoca değil. Okulumuza en büyük bağışı yapan Cerrah Bey'in kardeşi Koray okulumuzu terk ediyor. Gidiyor okulumun efendisi. Kara talihim, kem bahtım. Gözlerim kör olaydı da bugünleri görmeyeydim. Altın yumurtlayan tavuğum gidiyor. Ya adamların sülalesi Lidyalılara dayanıyor. Haberiniz var mı sizin? He? Ya tarihte parayı ilk bulan adam Koray'ın büyük büyük babası. Yeter be! Bu ne arkadaş? İçin dışın senin hep para olmuş. Para, para, para. Bana bak müdür. Bu hayatta her şey para değil. Sevgi var, arkadaşlık var. Aa! Ama ben kime ne diyorum ki? Vefa var, vefa. Oo, ağzıma vurdu. Ağzını kırdım. Beter ol. Beter ol inşallah. Bana bakın. Koraylar bu okuldan giderse okula kim bağış yapacak? Kim yapacak? Şerife sorsana. Kim yapar? Söyleyeyim mi? Koraylar bu okuldan giderse bir haftaya kalmaz. Acımızdan birbirimizi yeriz. O yüzden. Korayların okuldan gitmesine mani olmamız lazım. Aklım geldi ha. Aklım geldi. Müdürüm, 10 numara bir fikrim var. Ne diyorsun? Çabuk söyle. Ya müdürüm, diyorum ki biz bunlara çok iyi davransak. Böyle sanki burası 5 yıldızlı bir okulmuş gibi hizmet etsek. Buyurun efendim, buyurun. Lütfen, 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 lütfen. Buyurun, buyurun efendim. Hoş geldiniz sınıfınıza çocuklar. Okulumuz 5 yıldızlı olup her şeyi sizin konforunuz için düşündük. Ayakta kaldınız. Oturmaz mısınız koltuğunuza? Otur. Gel hanım kızım otur. Otur. Nasıl? Rahat mı koltuk? Rahatmış bayağı. Hocam ya benim sıram kırık da yeni bir sıra isteyecektim. Sırası mı şimdi sıranın? Sıra gecesi yapıyoruz sanki burada. Allah Allah. Siz niye ayakta dikiliyorsunuz acaba boş boş? Çay servisleri. Biraz abartmışsınız sanki. Olur mu? Siz bu sınıfın protokol öğrencilerisiniz. Size ne yapsak az? Hocam yalnız bunlara gerek yoktu ya. Abartıyoruz. Abartıyoruz. Sizin için bunların hepsi. Bu konfor sizin için ne yapsak az? Efendim çayınıza süt ister miydiniz acaba? Abi ne sütü ya? Süt yeni kuşlardan yeni tadık. Şimdi siz varlıklı öğrenciler olduğunuz için İngiltere'ye sık sık gidip gelirsiniz. Biliyorsunuz İngilizler de çayı sütlü sever. O yüzden şey ettik. Ama hocam biraz saçma olmuş bu iş. Arkadaşlarımız ayrı muamele, biz ayrı muamele. Yani evet hocam, kusura bakmayın da biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Aa, çıtanız çıkmayacak. Herkes kitaplarına, kafasını kaldırmayacak kitaplardan. Buyurun. I'm sorry. Çocuklar haklı gereksiz. Böyle saçmalık mı olur ya? Allah Allah. Kırmızı halılar, lüks koltuklar, çay servisleri. Zengin dediysek Galler Prensi Charles mı oğlum bu? Vallahi Koray'ın tipi benziyor. Sarı marı ya, Avrupa'yı bir tip. Bir de kulakları böyle yaptı, tam oldu işte. Aha bak. Sus gereksiz. Başka bir şey düşünün. Baş üstüne Şerif. Hayat. Alo Tamer. Nasılsın? İyiyim ama senin sesin bir farklı geliyor. Sen iyi misin? Yani tanıdık bir ses duymak istedim. Ayrıca bir şey mi oldu? Yani aslında oldu. Bu okul gezisinde olanlar var ya, o yüzden hakkımda soruşturma açtılar ve... Ve? Açığa alındı. Şaka yapıyorsun. Ne açığa alınması olur? Şey, itiraz dilekçesi veririz, hukuki süreç başlatırız. Yani haksızlık bu. Tamer, gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok yani. Çünkü yerden göğe kadar haklılar. Bak şöyle bir fikrim var. Dışarıya çıkalım.
çay içelim. Hem hava almış olursun, kafanı dağıtırsın, olur mu? Yok ya, gerek yok. Hayat. Bak ben hazırım ve evden çıkıyorum. Ve biraz sonra dışarıda buluşuyoruz. İtiraz istemiyorum. Tamam. Tamam. Hoşça kal. Hayat, çok az kaldı. Çok az kaldı. Ya aşkım, bak bu kadar bırakma kendini. Hayat Hoca ne dedi? Hepimiz sabredeceğiz. Bak sen ablamı bilmiyorsun. Ya okul ve öğrenciler onun bütün hayatıydı. Şimdi ikisini de elinden aldılar. Bizim karşımızda biz üzülmeyelim diye dik durdu, güçlü durdu ama evde kendi kendini yiyip perişan olacak. Bak Gözdeciğim ya. Yani mutlaka bir yolu bulunur. Üzme bu kadar kendini. Bak Gözde, inan bana, Hayat Hoca gerçekten bir yolunu bulacak. Bütün bunlar Sevda'nın yüzünden geldi ablamın başına. Abi Koray hiç kusura bakmasın. Ben bir yere gitmiyorum. Okuldan ayrılmıyorum. Koray kesin kararlı ama. Gidecek. Tamam abi. Gidecekse gitsin. Tutan mı var? Ben artık Koray'ın peşinde koşmaktan yoruldum. Anladın mı? Hem bak bence sen de bu okuldan ayrılma konusunu düşün. Yani sonuçta Loçkova okulda. Yani tamam da ben okulumu değiştiriyorum diye Loçkova'dan ayrılacağım diye bir şey yok ki. Tarhan, bak biz bu zamana kadar hep Koray'la birlikte hareket ettik. Şimdi gidip de ben onu yalnız bırakamam. Asya sen ne diyorsun ya? Ne birlikte hareket etmesi? Koray bugüne kadar kafasına ne esiyorsa onu yaptı. Biz de başına bir şey gelmesin diye gölge gibi onu takip ettik. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Game over. Vallahi benden bu kadar. Artık gitmek istediği yere gidebilir. Ben gelmiyorum abi. Yaptığını beğendin mi sahtekar? Gözde tamam, sakin ol ya. Bütün bunlar senin yüzünden geldi ablamın başına. Ya Gözdeciğim ne olur sakin ol. Neyine sakin olacağım ben ya? He? Neyine sakin olacağım? O nehirde kaybolduğunda ablam hep kendini suçladı. Üzüntüsünden kahroldu. Ama o ne yaptı? Gidip sahte imza atıp ablamın başını yaktı. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. Sevda, keşke önceden Hayat Hoca'ya haber verseydin. Aynen. Hayat Hoca yapılmaz bu. Net. Kendi eğlencesinin derdine öyle düştü ki. Bizim için her şeyini veren ablam için yaptıklarım sorun olur mu diye bir kere bile düşünmedin değil mi? Umrunda bile olmadı. Bak Sevda, eğer ablam bu okula geri dönemezse bu yaptığına seni pişman ederim. Bunun hesabını senden çok ağır sorarım. Ne oldu? Kaç tabii kaç. Gerçekler ağır geldi değil mi? Resmen Hayat Hoca'nın başını yaktı. Yeter be! Siz hiç böyle şeyler yapmadınız mı? Ha? Aragaz! Sen daha geçen gün hasta kağıdın üzerine babanın sahte imzasını atmadın mı? Ha? Ya evet arkadaşlar, hepimiz en az bir kere yapmışızdır bunu, abartmayın. Ya şimdi bir aksilik Sevda'ya denk geldi de niye üzerine yürüyorsunuz kızın? Ha? Görmüyor musunuz ya? En çok üzülen o. Burada bir suçlu aranıyorsa her şeyin suçlusu benim. Merak etme. Senden de hesabını soracağız. Gelip sorsana hadi. Gel, hadi gel. 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 Kadın yerden göğe kadar aldı. Tamam. O çocuklar benim sorumluluğumdaydı. Sen niye kendine bu kadar yükleniyorsun? Niye kendini hırpalıyorsun? Niye hırpalamayayım? Günün sonunda ben elle tutulur koskocaman bir hata yaptım. Sen de herkes gibi insansın ve hata yapma lüksün var. Ya bu çok, çok doğal ve çok insani bir şey. Bunlar insani hatalar değil.
Sana yaptığım da değildi. Ya bence şimdi geçmişi konuşmayalım yani. Geçmiş bitmiş bir şey ya. Daha niye konuşmayalım canım? Ben senin 12'ye neden gelmediğini senden öğrenmeliydim. Ne yapıp edip öğrenmeliydim. Ama o kadar öfkeliydim, sinirliydim ve hatta o kadar kibirliydim ki yapmadım. Bu da büyük bir hata. Şu anda başka bir sıkıntıyı konuşuyoruz yani. Geçmişi sırtına yüklemene gerek yok. Anlayışlı olabiliyorsun. Hiç anlamıyorum. Yani ben hak edip hak etmediğinden emin değilim. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Gerçekten. Allah Allah, hala bir çözüm bulamadınız mı? Kafalarınızın içinde beyin yerine patates püresi mi var sizin? Anlamıyorum ki. Şerif'im, bu özel okullarda elektronik sistem var ya, onlarla slayt gösterileri yapıyorlar. Doğru söylüyorsun. Hatta bazı okullarda konunun daha iyi anlaşılması için videolar bile izletiyorlar. Ha işte, biz onlardan daha iyi olmalıyız ki gitmesinler. Misal onlar videomu gösteriyorlar. Biz daha iyisini yapmalıyız. Evet çocuklar, bundan böyle tarih derslerini drama yardımıyla işleyeceğiz. Yani bundan böyle derslerimiz hem kulağa hitap edecek hem de gözlerimize hitap edecek. Nasıl Koray? Sevdin mi? Vallahi hocam pek bir şey anlamadım ben. Estağfurullah. Senin anlamaman mümkün mü? Ben anlatamamışımdır. İsterseniz şöyle yapalım, ben size göstererek anlatayım. Şimdi çocuklar, Roma İmparatorluğu döneminin en büyük imparatoru çok iyi bildiğiniz gibi Jül Sezar'dı. Jül! Gel koçum. Abim ne ya? Romalılar, dostlarım, ombe, merhaba. Ne yaptınız? Resmen komedi, net. Jül Sezar 16 yaşında tahta geçti. Ve birçok Avrupa toprağını fethederek Roma İmparatorluğunu büyüttü. Büyütürüm. Çünkü ben çocuk imparatorluk sevmiyorum. Aga büyüteceksin. Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değecek. Ancak baş düşmanı Brutus, Jül Sezar'a karşı milleti doldurmaktaydı. Brutus! Gel! Beni mi çağırdın Şerif? Şerifim diyen dillerini eşek arıları soksun. Senden başka Brutus mu var? Allah Allah. Yalnız buraya dikkat çocuklar. Jül Sezar, Brutus'un kendisinin arkasından bir takım oyunlar, bir takım planlar yaptığından şüpheleniyordu. Brutus? Hayırdır Sezo? Benim kulağıma bir şeyler geldi. Orada burada milleti gazlıyormuşsun. Arkamdan atarlanıyormuşsun. Oğlum, senin yaptığın atar, benim hayatıma renk katar. Ağzına vururum ha! Önce o elini indir. Atara atar, gidere gider. Roma çocuğuyuz oğlum, şeklimiz yeter. Yok!
Şekil yapma, şeklin kralını görürsün ha. Senin yaptığın gider, benim hoşuma gider öyle. Yalnız çocuklar, Brutus Sezar'ı tahttan indiremeyeceğini anlayınca ona haince bir tuzak kurar. Vay Sezai abim, adamın dibi ya. Ne diyorum biliyor musun abi? Söyle, abisinin tontişkosu. Söyle hadi bakayım. Diyorum ki, bro şuradaki kuş mu? Aa, nerede ki? Sen vurursun dikiş atarlar, ben vurursam üstüne toprak atarlar Sezar. Sen de mi Brutus? Elveda kahpe dünya, elveda hain dünya, elveda müdürüz. Şerif'im, ne dersin? Ne diyeyim? Allah kısa zamanda sana birazcık akıl nasip eylesin. Gerçi çok ihtiyacın olacak. Başka bir şey düşünün. Senin bu kadar üzgün olmana dayanmak çok zor oluyor biliyor musun? Oturalım mı biraz? Tabii. Ama gülümsediğin zaman kendim gerçekten çok iyi hissediyorum. Böyle etraf rengarenk oluyor. İçim aydınlanıyor. Mübalağa etmesek. Ya mübalağa etmiyorum. Yani hatırlamıyor musun? Yani seni güldürebilmek için böyle türlü türlü şaklavanlıklar, maskaralıklar falan yapardım. Tabii. Hatırlamaz mıyım? Elinden geleni de ardına koymaz. Çünkü ödülü çok büyüktü. İlla ki de yapardın yani. Evet. Bu aradan geçen o birlikte olmadığımız yıllar boyunca bu gülümsemelerinden yüzlercesini, binlercesini kaçırmış olmak gerçekten bana hala çok acı veriyor. Gerçekten mi? Evet. O yüzden borcunu ödemeye başlasan çok iyi. Biraz da faiz alabilir miyim? Tamam, bana ilk taksit sayıyorum. Şaka bir yana. Çok sağ ol. Oh, o kadar iyi geldi ki açık havada yürümek, konuşmak, gülmek. Sağ ol. Koray, abi ben ayrılmıyorum. Size peşimden gelin demedim ki. Karar sizin dedim. Emoji mi? Ya emoji, Hayat Hoca, bir sürü sebebi var. Oğlum, Şerif müdürle Müstahak abi bile bir garip. Ben eğleniyorum bu okulda ya. Sen de bir daha düşünsen. Bak tam ısınmaya başlamıştık buraya. Ne ısınması Asya ya? İçim yanıyor benim, içim. Hayatımın en güzel ve en anlamlı şeyini burada kazandım. Ve burada kaybettim. Bu okul basıyor artık bana. Nefes bile alamıyorum yani. Koray. Kardeşim. Bak tamam.
arıza günler geçiriyorsun. Ama üç güne düzelirsin ya. Eskisi gibi olursun yani. Bak, gel beni dinle. Vazgeç şu okuldan ayrılma işinden, ha? Zahra, kararım kesin. Gidiyorum abi. Tamam? Gidiyorum. Klasik Koray işte abi. Hayatı da raftın gibi. İlla bir o yana bir bu yana savrulacak. Aynen öyle. Buldum. Ben buldum. Korayları bu okulda nasıl tutacağımı buldum. Bana gitar çalan birini bulun. Hemen. Senin emrin olur. En iyisi bir itiraz dilekçesi vermek. Sonuçta senin bir kabahatin yok. Pardon, ne yazacak o dilekçede Tamer? Bana bir söyler misin? İşe iade isteme ve öğrencinin sahte imzayla evrak getirdiği yazacak. Hı. Sence ben böyle bir şey yapar mıyım? Yapmasın. Ama yapmasan öğretmenlik kariyerin sona erecek. Öğretmenlik kariyerimin sona ermesini bir öğrencimin, özellikle de bir kız öğrencimin öğrencilik hayatının sona ermesine yeğlerim. Çünkü biz eğer bunu yaparsak bu iş uzar. Bu kızın siciline işlenir. Disiplin cezası alır. Yazık değil mi? Sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Buyurun. Artık başkalarını düşünmekten vazgeç ve biraz kendine ilgilen. Lütfen. Tamer, ben buyum. Bu saatten sonra değişemem ki. Hiçbir öğrencimin eğitim hayatına zarar verecek bir işin altına ben imza atmam. Atmadım. Yapmam. Zeynep, hı, arabaya bir bak. Nasıl alev alev yatıyor, bir bak. Ya. Acaba kimin bu ya? Zeynep Hanım, merhabalar. Merhaba. Yeni aracınız, buyurun. Nasıl yani? Şirketimizin size bir hediyesi. Kabul ederseniz memnun oluruz. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Zeynep, şirket avans olarak göndermiş işte, hediye olarak. Kabul etsene. Evet, iyi günler de kullanın, buyurun. Teşekkür ederim. Arabaya bir bak. Bir bak arabaya. Ne istiyorsun sen? Çocuklar, çal oğlum. Bizi bırakıp gitme Koray. Sensiz zindan gibidir bize saray. En sevdiğim aktris Türkan Şoray, bu okul sensiz olmaz. Git. Me. Git. Me. Git. Me. Ya hocam, çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz ama yani biz kararımızı verdik. Okuldan gidiyoruz. İyi günler. Nereye? He? Madem gidiyorsun, bari abin yüklü bağış yapaydı da öyle gideydin Koray. Ya ben biliyordum. Senin yapacağın plan bu kadar olur. Neymiş çocuklar gitmesin diye yok. Gey 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 şarkı söyleyecekmişiz. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Hep sizin yüzünüzden. Sayın Şerif'im biz ne yaptı? Koyun gibi melemeseydiniz gitmeyecekti çocuklar. Yıkılın karşımdan. Sen de bırak şunu. Beceremiyorsun zaten. Şerif'im etme. Neydi oğlum o müdürün hali? Resmen şarkı söyledi heriflere. Şu giden zengin çocuk Koray var ya, okuldan ayrılıyormuş. Müdür de onu caydırmaya çalışıyor. Ne de olsa yağlı kapı.
niye bana söylemedin? Bana gelip deseydin ki annem izin vermiyor, ben gider annenden izin alırdım, konuşurdum. Ve sen gelmeden arkadaşların hiçbirini o gezdiğe götürmezdin. Ya bunu beğendin mi sahtekar? Bütün bu olanlar senin yüzünden geldi ablamın başına. Ya Onur, bu şaka falan olmasın? Ya ne şakası kızım, bu senin işte. Yani pek kabul etmekle iyi mi ettim acaba? Ne demek iyi mi ettim? Tabii ki iyi ettim, bu senin hakkın. Ya tamam ama sonuçta biz daha kayıtlara başlamadık bile. Ya demek ki çalışanlarına böyle jest gibi bir şey yapıyorlar. Allah'ım, yani albüm olmazsa o zaman geri veririm ben de. Ya bu nereden çıktı şimdi? Niye yapmasınlar? Nereden çıkardın? Ya ne bileyim işte, böyle bir tuhaf hissediyorum. Zaten sen de yoksun. Ben senin yanındayım, buradayım. Ya Zeynep, sana bir şey ya. Şunun ikinci elini bile almak ya benim vardı yıllarca çalışmam demek. Ha, ikinci elini bu arada yani. İkinci elini. Hı. Sen bir gelsene. Ya bir dur ya. Gel. Ne oldu? Gel. Ne oldu? Demek ki o kadar çalışmana gerek kalmadı. Nasıl? Anlamadım. Yeni arabanız hayırlı olsun onun. Yok saçmalama Zeynep, bu senin hakkın, olmaz öyle şey. Benim olan şey senin zaten. Ha benim ha senin, ne fark eder? Olmaz Zeynep. Ya saçmalama, al şunu. Hadi. Ya Zeynep hadi. Hadi. Harbi mi? Evet. Vallahi mi? Evet. Hadi. Evet. Nereye götürürüm seni Zeynep Hanımcığım? Hmm, sahilde bir tur atabiliriz bence. Of. Ne oldu? Gidiyor musun okuldan? Hı? Yeni bir oyuncak mı buldun kendine, ne yaptın? Hı? Konuşsana. Bir şey söylesene. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl şımarık, nasıl bencil bir insansın ya? Ya ben sana bütün kalbimi verdim. Bütün kalbimi verdim sana ben. İnandım. Ya o şımarıklığının züppelinin altındaki insana inandım ben. Biliyor musun bu ne demek? Ha? Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın ya, nasıl? Sen nasıl bir insansın? Sen daha sakin ol. Senin Allah. Sen. Allah senin belanı versin. Ya ben annemi karşıma aldım senin için. Annemi karşıma aldım. Biliyor musun ne demek? Senin Allah seni en doğru kararı vermişsin. Gerçekten en doğru kararı vermişsin. Defol git bu okuldan. Defol git. Bir daha da git. Sevda. Sevda. Oradan mı? Defol git. Götür hemen, götür. Defol git. Defol git. Beni takip etmeni kolaylaştırayım dedim. Hem de taksi parası vermemiş olur. Geçen sefer kafana biraz sert vurdum galiba. Benden uzaklaşacağın yerde yamacıma geliyorsun. Ben ne zaman hayatla görüşsem seni karşımda görmek zorunda mıyım? Ya bir gün nasıl sıkılacaksın bu işten. Umudunu kaybedeceksin, peşimizi bırakacaksın. O zaman gerçekten seni üzeceğim, biliyor musun? Umudumu kaybetmeme bel bağlama. Ha, sana bir tavsiyem. Asla umutlanma. Hayat seni kendine yaklaştırmayacak. İddiasını sürdürüyor musun hala? Beni vardı, biliyor musun? Hayatın yaşadığı sıkıntılar yüzünden şu anda boşlukta oturuyorsun. Aralık kapıdan içeri girmeye çalışan
aşağılık bir fırsatçısın. Ceyda, sen sonradan görmüşsün. Yani onun kalbini fethedem benim. Sen sonradan peyda oldun. Hayatta bir insan sonuçta değil mi? O da hata yapabilir. Cerrah. Bence gidelim. Ya maazallah şimdi hayat dışarıya çıkar. Bizi aynı arabanın içinde görür filan. Ya ben bile bu durumu açıklayamam. Zor durumu düşünün işte. Sensiz dolarların gözü yaşlı, avroların kalbi kırık, sterlinlerin boynu bükük. Ne vardı sanki okulumuzdan gidecek? Yavaş gereksiz. Yavaş, ne oldu gene? Yavaş yavaş. Senin borun anca bana öter. Papucumun müdürü. Ya şu Koray'a üzülmeyi bırak da biraz müdürlük yap, müdürlük. Müdürüyle nasıl konuşacağını bilmeyen gereksiz. Nereye gidiyormuş acaba okulumuz? Müdürüm, 11'de sabahtan beri kazan kaynıyor. Öğrenciler birbirlerine diş bilediler. Ya müstahakla ben bunları zapt edeceğiz diye anamız ağladı. Bence yarın okula çevik kuvvet çağıralım çünkü bizim gücümüz yetmiyor. Sınıftaki negatif enerjiyi elektriğe çevirsek İstanbul'un 3 aylık elektrik ihtiyacını karşılarız, öyle. Diyorsun. Ya müdürüm, bir kıvılcım çaksa damdan akan meydan muharebesi olur senin. Hiçbir şeyden haberin yok. Gay 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 gay. Ne diyorsun oğlum? Diyorum ki eğer müdür sensen gel okulunun başına geç. Ama yok, müdür bensen sana emrediyorum gel okulunun başına geç. Oğlum bak, çocuklar haklı. Enerjilerini atamıyorlar. Ne yapsınlar? Hayat Hoca'nın dersleri boş geçiyor. Şöyle yapalım. Yarın Hayat Hoca'nın boş derslerinde beden eğitimi dersi yapsınlar. Hatta yetmez. Beden eğitimi dersinden sonra okulun etrafında 20 tur atsınlar bağırarak. Anca enerjilerini atarlar, olur mu? Böylece de birbirleriyle kavga etmemiş olurlar. Tamam mı? Tamamdır müdürüm. Ha, gereksiz gelin. Bir dakika. Bakar mısınız lütfen? Buyurun. Bir arada bana hatırlat, seni topluca bu densizliklerin yüzünden döveyim, olur mu? Böyle rahat rahat, dinlene dinlene dövmek istiyorum mümkünse. Bir dahaki çarşamba size uygun mu? Uygun, anlaştık. Tamamdır. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere Nadir Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. El öpenlerin çok olsun. Sağ olun. Sevda, al su iç istersen. Yani ihtiyacım var gibi görünüyor. Sağ ol. Koray'a söylediklerinde haklıydın Sevda. Onun için kendisinden başka kimsenin değeri yok. Ama bunların hiçbir yanına kalmayacak, sen merak etme. Ben hepsinin hesabını tek tek soracağım ona. Sen merak etme. Hiçbir yanına kalmayacak. Burak. Kimsenin benim adıma hesap sormasına ihtiyacım yok benim. Yani biliyorum. Öyle olduğunu biliyorum ama benim de onunla bir hesabım var. Ve o bu okuldan gitmeden ben o hesabı kapatacağım. Burak. Bakıyorum da Sevda'nın şövalyesi olmuşsun. Ne diyorsun Gözde? Ne alakası var ya? Belki de eski defterler kapanmamıştır diyorum bak. Gözde, benim derdim Sevda ile değil. Benim derdim Koray'la. O kız o herifle birlikte olduğundan beri başına gelmeyen kalmadı. Farkında değil misin? Sevda'nın sahte imza atmasıyla ilgili tek bir kelime dahi etmedin. Tam tersine benden korumakla meşguldün. Şimdi biraz üzüldü diye peşinden koşup gidiyorsun. Gözde bak, yanlış düşünüyorsun. Koray, ben seninle birlikte olduğumda bana demediğini bırakmadı. Ama ben senin hayatını tehlikeye attığım için bütün söylediklerini yutmak zorunda kaldım. Ama şimdi sıra bende. Ben de o Koray'a bütün laflarını yutturacağım. Benim olayım Koray'la.
Ya ne yapıyorsun? Lan! Hayatı benden böyle mi kurtaracaksın? Yok, sana sadece taksi hizmeti veriyorum. Gideceğin yere bırakacaktım, unuttun mu? Beni korkutmaya çalışıyorsan boşuna uğraşıyorsun. Bakalım hayata ne kadar bağlısın. Acaba hangi hayatı kastettin? Ha? Peşinden koştuğun öğretmen hayat mı? Yoksa yaşadığın hayat mı? Enteresandır. Bu testin sonunda ikisinin de cevabını almış olacağız. Cerrah! Dur! Ya dur dedim sana! Gerçekseniz ha! Ben cevabımı aldım. Senin hayatının benim hayatımın karşısında hiçbir önemi yok. Taksi hizmeti buraya kadar, şimdi bin aşağı. Şey. Oğlum kimin bu? Onur, bak abicim, hemen polise gidiyorsun, teslim oluyorsun. Ani bir hevesti, kaçırdık diyorsun arabayı. Hatta harcadığımız benzini de içine koyacağız diyorsun. Neden öyle bir şey diyorum Bilge hemen? Oğlum, sen çalıntı bir arabayla nasıl gezebileceğini zannediyorsun ya? Polis fark ettiği anda enseler sizi. Sakin ol hemen. Araba çalıntı değil. Nasıl? O zaman Onur bir yerde valeliğe başladı. Müşterinin arabasını park edeceğim ayağını. Bir saniye arkadaşlar, beni dinler misiniz? Bu araba Zeynep'in. Müzik yapımcısı değil. Ya yok artık. Tabii tabii, biz de yedik. Anlat hadi, dinliyorum. Abi siz ciddi misiniz ya? Yani benim de inanmam biraz vakit aldı böyle yer ama bayağı bunu hediye ettiler bana. Bu sizin. Oğlum çok iyi yapar o zaman. Oğlum mükemmel bir araba bu. Oha. Senin bu yani şimdi. Ya burada mı geçeceğim? Şu gel. Yalnız Emojicim, oradan gidelim ya, haberin olsun. Bu arada bu süper ötesi harika bir şey Zeynep. Güle güle kullanın. Ya arkadaşlar, hepimizin arabası zaten. Kimin ihtiyacı olursa bineriz gideriz. Oha çok vallahi iyi. Vallahi mı? Tur atalım mı? Atalım. Düzgün. Burada oturmak istiyorum. Abi şimdi iyisin sen. Ya otur. Nereye götürüyorum sizi? Kantine. Şimdi çocuklar, biliyorsunuz bir tanemle evlilik arifesindeyiz. Ama annem Perihan Sultan bir tanemi sevmedi. Allah Allah, şaşırdık mı? Yok. Çünkü bu sevimsizi kimse sevemez müdürüm. Şunun tipine bak be. Fredo'nun kabusundaki o daha samimi. Sen bundan nasıl korkmuyorsun ki? Fredo'nun kabusu. Şerif ne diyor be Ergenirse? Müstahak. Emredersin Şerif'im. Bak Şerif, annenin beni sevmemesi benim suçum değil. Ben annenin sevdiği kadın tipini bilirsem ona göre davranırım. Güzel söyledin. Düşünelim. Annemin sevdiği kadın tipi. Yok. Erkek tipi de yok. Genelde annem insan sevmiyor. Ama Sayın Şerif'im, Hayat Hoca'yı sevdi. Müstahak, doğru söylüyorsun. O zaman eğer bir tanem Hayat Hoca gibi davranırsa annem bir tanemi de sever. Nasıl yani? Şöyle ki, bak hayatım. Hayat Hoca gibi giyineceksin, Hayat Hoca gibi konuşacaksın, Hayat Hoca gibi davranacaksın. Yani çakma Çin malı Hayat Hoca olacaksın. Acı yok artık. Hayatım var, yoksa annem evlenmemize hayatta izin vermez. Ya oldu. Bundan da çat diye hayat oldu zaten. Şunun tipine bak. Hayatta bunun arasında 20 level fark var. Bundan olsa hayat değil, bayat olur. Espri. Şerif. Anlaşıldı. Ağzına vururum ha! Zaten doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar müdürüm. Çık dışarı. Git okulun kolonlarına kafa at. Bakalım depreme dayanıklı mıymış? Baş üstüne müdürüm. Değişime saçlardan başlıyoruz.
Gidiyor musun okuldan? Yeni bir oyuncak mı buldun? Kendi ne yaptın? Ha? Kokusana. Bir şey söylesene. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl şımarık, nasıl bencil bir insansın ya? Ya ben sana bütün kalbimi verdim. Bütün kalbimi verdim sana ben. İnandım. Ya o şımarıklığını süpürgenin altındaki insana inandım ben. Ne bilsen kara sevda. Ne bilsen. Seni hala deli gibi sevdiğimi bir bilsen. Koşup ayaklarına kapanmamak için kendimi zor tuttuğumu bir bilsen. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl? Sen nasıl bir insansın? Sedat, sakin ol. Senin Allah. Ondan uzak duracaksın. Onun iyiliği için ondan uzak duracaksın. Ondan uzak duracaksın. Onun iyiliği için ondan uzak duracaksın. Oh ablasının güzeli. Oh. Oh oh oh, mis gibi olmuş. Karşılıklı içeriz dedim. İyi yaptın. Abla iyi misin? İyiyim kuzum. İyiyim. Bak abla artık beni kandırma. Ben çocuk değilim artık. Yani üst üste bir sürü şey yaşadın. Hedef tahtası gibi oldun ya. Ne? Bak şimdi ne geldi aklıma biliyor musun? Küçükken yağmur yağsın, şimşek çaksın, dayanamaz pır 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 gelir yatağa benim koynuma girerdin ya. Şimdi şu haline bakıyorum. Ne ara büyüdün kız sen? Hı? Beni sarıyorsun, sarmalıyorsun. Beni iyileştirmeye çalışıyorsun. Ya abla ben bütün gün okulda seni düşündüm. Ya okul senin için nefes almak gibi bir şeydi. Öyle. Öyle. Ama ne yapalım? Elbet düzelir, el ele verir yine bunu da altından kalkarız kuzum. Dert değil. Ayrıca böyle durumlarda en iyi gelen şey ne biliyor musun? Konuyu değiştirmek. Hadi değiştirelim. Sen niye gülüyorsun şimdi, ne oldu? Aslında biliyor musun? Yani hala şimşek çaktığında böyle sana sarılıp uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Öyle. Seni. Kuzum benim, ben sana diyorum. Büyümedin. Büyümedin, asla büyümedin. Bak sen şuna ya. Kahve de güzel oldu. Müsait misin? Tabii, buyur. Eline ne oldu? Ufak bir kaza. Şu banyodaki aynanın kırılmasına sebep olan kaza mı? Koray, sana bir şey söyleyeceğim. Hayatın okuldan uzaklaştırılmasında bu kamptaki olayların bir etkisi var mı? Var. Sevda izinsiz gelmiş kampa. Annesi de benim kızımı izinsiz nasıl götürürsün diye Hayat Hoca'ya şikayet etmiş. Gerçi hepsi benim suçum ama artık kimseye sıkıntı yaşatmayacağım. O ne demek şimdi? Sevda'nın iyiliği için onu terk ettim. Sence bu sorunları çözecek mi? Hı? Bak bu sana da ona da iyi gelmeyecek. Sevgilinden ayrılarak değil, onun yanında olarak ona sahip çıkabilirsin. Onunla birlikteyken ona zarar verecek şeyler yapmamalıydın. Daha dikkatli olmalıydın. Yapamıyorum abi. Ya bir şekilde kendimi belanın içinde buluyorum. Olmuyor. Yaparsın aslanım.
aşk yaptırır bunu. Bak bana mesela. Hayat'ı tanıdıktan sonra geçmişimi bir kalemle silip attım. Şimdi onu görmememe rağmen yine de sözümde duruyorum. Sen de ne yap, ne et, Sevda'nın gönlünü al. Ve onu yalnız bırakma. Ona sahip çık. Ve ona zarar verecek şeylerden uzak dur. Nereye? Nedim. Asya? Bak bu kızı hem sevip hem kendinden uzaklaştırmak sana çok acı verecek. Özellikle de aynı okulda okurken. O yüzden okuldan ayrılıyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Yani eski okuluma geri dönüyorum. Öyle bir şey olmayacak. Çıkar bunu aklından. Abi, ben kafamı koydum ve yapacağım. Boşuna bana nefesini tüketme. Oyun mu bu Koray? Hı? Gömlek değiştirir gibi okul mu değiştirilir? Hayat Hoca ile tamamen bağın kopmasın diye istemiyorsun değil mi? Ha? Tabii benim onun öğrencisi olmam dışında bir şeyin kalmıyor ona ulaşmak için. Alakası yok. Alakası yoksa niye diretiyorsun bu kadar sıradan bir okul için? Ha? Okul sıradan olabilir. Ama öğretmenin sıradan değil. Anladın? Bu konu kapandı. Okulu değiştirmeyeceksin. Demek bu yüzden son zamanlarda erken çıkıyordun. Çalışmak için. Evet. Bir yerde garsonluk yapıyorum. Sonra da taksiye çıkıyorum. Ah Nedim ya. İnanamıyorum sana. Hem okul hem böyle çalışmak. Perişan olacaksın. Yok ya. Bir süreliğine böyle çalışıyorum ben. Babamın işleri düzelsin. Ondan sonra böyle çalışmayacağım. Aa, bak biz ne yapalım biliyor musun? Bizimkilerden birazcık borç para isteyelim babanın borçları için. Hayır Asya sakın. Ben böyle bir şey istemiyorum senden lütfen. Ya ama Nedim senin böyle gece yarılarına kadar çalışmana ben dayanamam ki. O kadar da zor olmuyor ya. Yani çok yorulduğum zaman güneşliği indiriyorum. Orada senin resmin var. Ona bakıyorum hemen canlanıyorum zaten. Yani her zaman benimlesin. Ama kendini çok hırpalama tamam mı? Tamam. Hem bak müşteri bulamazsan beni istediğin zaman arayabilirsin. Sabaha kadar gezdirirsin beni. Ya hayır tabii ki öyle bir şey yok da. Şimdi seni bulmuşken biraz gezdirmeden de bırakmam. Hadi atla. Ama en uzak yerden götüreceksin. Tamam ama taksimetre falan açmam. Öyle bir şey yok. Tamam. Sırdaşlar. Nasıl hali? Bana bak yeni birini patlattıysan bu sefer kafanı patlatacağım ha. Bariyer ne diyorsun ya? O defter kapandı benim için diyorum size. Göçkocuğum bu defter kapanmadı ama. Ve şu borçlar ödenene kadar da kapanmayacak. Tamam ben de onun için aldım bu telefonu zaten. Abidine vereceğim ya. Ha onu baştan desene be abicim ya. Sizin yanınıza geldim ki bana yardım edin. Ben bunu abidine verirken siz de onu oyalarsınız. Kardeş o iş bizde. Hadi. Rahatsızlık geçirdim de ben. Raporluydum. Ah kuzum dün de yoktun. Geçmiş olsun. Bir şeyin yok değil mi? Yok yok. Bir şeyim yok hocam merak etmeyin. Ya müsaitseniz konuşabilir miyiz biraz? Tabii ki gel. Gel ayakta kaldın geç içeri. Çıkarma çıkarma geç. Sevda.
İyi olduğuna emin misin kuzum? Hocam benim yüzümden başınıza bir şey gelirse kendimi hiç affetmem. Ah kuzum benim. Yapma. Yapma kuzum. Ağlama. Çok özür dilerim, benim yüzümden oldu. Özür dileyecek bir şey yok. Ben senin ne kadar karakterli bir çocuk olduğunu biliyorum. Benim başıma gerçekten bir şey geleceğini bilsen sen yapar mıydın böyle bir şey? Yapmazdım. O zaman niye döküyorsun bu gözyaşlarını, yazık değil mi sana? Yapma. Oh kuzum. Canım sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum bebeğim benim. Oh. Hiç kıyamam bak ya. Şuna bak ya. Gel. Otur birazcık sen bir. Bir sakinle. Tamam. Ben sana su koyayım. Hallederiz. Hep birlikte. Bir şey yok bunda. Hadi ağlama da. Abidi. Ne haber? İyidir ama şey. Ya abisi bize lazımsın. Yani kafan lazım. Ne oldu ki? Ya kafamı kıracağız. Ben size ne yaptım ya? Yok be abi, o güzel kafa kırılır mı hiç? Ya bize kafan lazım derken içindekiler lazım Abidin'cim. Ya biz bu matematikteki fonksiyonları pek anlamıyoruz da. Sınıfımızın en inek. İnek derken en samimi, en tatlı, en çalışkan, en zeki öğrencisi. Anlatsın diyoruz bize. He. O öğrenci kimmiş? Sensin Abidin. Ben miymişim? Evet, net. Hadi bize fonksiyonları anlat. Tamam, oturun anlatayım o zaman. Ya Abidin, niye burada oturup anlatıyorsun? Şurada ferah bir tahta varken, güzel güzel anlatmak varken. Orada anlat. Evet abi, hadi kalk. Evet. Hadi. He, tamam hadi. O zaman. Hadi gel. Canım çok sağ olun. Çok iyi geldi sizinle konuşmak. Ha, seni yerim her zaman. Ben gideyim artık. Ne yapacaksın? Eve mi gideceksin? Hı hı, eve gideceğim. Acaba diyorum, bana gelecek kadar iyisin madem. Okula mı gitsen? Doğru söylüyorsunuz. Okula gideyim ben. İşte bu kadar. Bence okula gitsen. Tamam mı derslerinden? Geri kalma. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Melek bunlar. Melek, melek, melek. İyi misin? Geçti mi? Geçti. İyi, tamam. Ah, bırakamıyorum da. Yoşko, ne yapıyorsun birader? Ne karıştırıyorsun Abidin'in çantasını? Şey, ben şey yapıyordum. Abidin'in çantasına ben şey yapacaktım. O tahtaya çıkınca ben de... Ben her şeyi biliyorum. Oğlum, sen nereden biliyorsun? Sana kim söyledi ki? Bu Bariyer mi söyledi, Emel mi söyledi? Ben kendim anladım. Aragaz, bak ben şey yapacaktım. Çok güzel. Ha, yani bu burada olduğu için buradan oraya geliyor. Aynen öyle. Ya oğlum, biz seninle çok yakın arkadaşız. Kimseye söylemezsin değil mi? Oğlum söyler miyim lan? Böyle bir şey söylenir mi kardeşim? Sen gel Abidin'e şaka yap, ben de bunu bozacağım. Olur mu lan öyle şey? Olmaz, oğlum. Ne yapacaksın? Kanka hatırlıyor musun? Geçen sefer çantasına ketçap sıkmıştın. Bu da eline sokunca kanıyor sanmış. Yok, yok. Oğlum bu sefer ne yapacağım biliyor musun? İçine şeyi sıkayım, Japon yapıştırıcısı sıkayım diyorum, eli yapışsın. Yani diyorsun ki Abidin'le çantası ayrılmaz bir ikili olacak. Aynen öyle oğlum. Bunlar o yüzden oyalıyor Abidin'i. Tabii oğlum, Abidin onlara ders anlatıyor ya, sanki anlayacaklarmış gibi. Ben de destek vereyim, hadi bana. Abidin, ne yapıyorsun? Bana da anlatsana. Gel. Ya Abidin, ne anlatıyorsun? Fonksiyon işte. Ama çok iyi anlatmıyor. Vallahi mu? Süper anlatıyor. Adam lisan yazıyor. Okay. Ben sıkıldım, dinlemeyeceğim. Bak, bak, bak. Şerif Bey, müsait miydiniz? Aman efendim, o nasıl soru? Tabii ki müsaitim, buyurun. İsterseniz siz rahat edin diye ben çıkayım, siz tek takılın odada. Yok, Koray'la ilgili konuşmaya geldim. Buyursunlar, buyursunlar. Buyurun efendim, buyurun. Sormayın. Sormayın Cerrah Bey.
Yani Koray evladımız okuldan ayrılmak istediğini söylediğinden beri tarifi imkansız acılar içerisindeyiz. Resmen yas var okulda. Şerif Bey, benim kardeşim her istediğini kafasına göre yapmaya alıştı. Ama bu sefer öyle olmayacak. Yani okuldan ayrılmasına müsaade etmiyorum. Vallahi mı? Yemin ediyorum bana dünyaları bağışladınız şu an. Gelin, gelin öpeceğim. Vallahi öpeceğim. Sağ olun, var olun ya. Yemin ediyorum. Dünyaları bağışladınız deyince aklıma geldi. Ya bu bizim alt katın camları kırıktı. Acaba onları yenilememiz için bağış yapmak ister misiniz? Tabii. Ne kadar yazayım? Ağanın eli tutulmaz. Siz ne kadar yazarsanız bizim için makbuldür. Durma, devam. Devam. Oh, heh, devam, devam. Bir tane daha. Oh. Selam. Bak bariyer, anladın mı? Anlamadıysan tekrar anlatayım fonksiyonları. Yok abi, anlatma yeter ya. Biraz daha anlatırsam ben senin vücut fonksiyonlarını durdurmak zorunda kalacağım, net. Gençler, sınıftan mı geliyorsunuz? Evet. Sevda'yı gördünüz mü? Görmedik. Nasıl oldu acaba ya? Yok oğlum, kötü bir şey olsa duyardık. Büyük ihtimal evde yatıp dinleniyordur. Burak gelmiş ya oğlum abi. Aşkım, alıyorum sana. Ya bu neden bu kadar Sevda'yı merak ediyor ki? Ya Gözde kız hasta, hepimiz merak ediyoruz. Ya abartma bak, gerçekten yapma böyle. Alo Tamer. Ne oldu? İyi misin? Neredesin? Alo? Hay Allah, bir şey olmadı ya. Hocam biraz vaktiniz var mı? Tabii ki Koray evladım, hoş geldin. Ne arzu etmiştin? Hocam, tasdiknamemi almaya geldim. He, alırsın. Ya müdürüm, bu çocuk çok komik ha. Çok komik, beni güldürüyor. Ağzını vururum ha. Tasdiknameni biraz zor alırsın. Koray evladım, haberin yok galiba. Veli'nin Cerrah Bey geldi, dedi ki eğer Koray tasdiknamesini isterse vermeyin Şerif Bey dedi. Üzgünüm oğlum. Yani Veli'nin olmadan tasdiknameni veremem. Aldın mı cevabını dingil? Bana bak oğlum, zaten çok yakışıklısın diye sana kılım, dışarı çık ha. Öküz ötüşlü kanarya. Bir daha ağzını açmayacaksın, yoksa yemin ederim ağzını aldırırım. Hocam, siz istediğinizi yapın. Ama ben bu okuldan gitmenin yolunu bulacağım. İyi dersler. Ne diyorsun ya? Şşş. Gel, gel. Sakin. Sen işine bak. Hayat. Ne oldu, iyi misin? Niye çağırdın beni buraya? Ne oturur musun? Tamer, niye çağırdın beni buraya? İyi misin? Neyin var? Bir oturur musun diyorum. Ah. İyi misin şimdi, cevap verir misin? Şimdi çok iyiyim. Ne oldu ki? Sen geldin. Tamer, sana inanmıyorum ya. Yani yüreğimi ağzıma getirdin. Ne diyeyim ben sana? Tamer, bana acil dedin. Acil dedin, çıktım geldim. Acil demeseydim gelecek miydin? Gelmeyecek. Gelmeseydim mesela şu ağaçları, çiçekleri, kuşları, güzel doğayı, temiz havayı görecek miydin? Göremeyecek. Bir bahane bulacaktın ve gelmeyecektin. Yani o zaman da ben de seni görememiş olacaktım. Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? Hı. Hainlik denir. İşte bile. İyi ki yaptım, iyi ki yapmışım. Yapmasaydım buraya gelmemiş olacaktım. Ben de seni görememiş olacaktım. Şimdi biraz sakinleştim. Evet. Çok iyi.
O zaman sana bir teklifim var. Madem geldin ve beraberiz, bugünü güzelce değerlendirelim. Düşüneyim. Düşündün mü? Gülümsüyor musun sen? Selam. Bizimkileri gördünüz mü? Buranın havası bozuldu beyler. Hadi gidelim. Koray Bey, kurban olayım şerifimin resmine ok atmayın. Çok üzülüyorum. Ona ok atacağına bana at. Müstak abi, sen karışma bu işe. Çekil şuradan. La bana bak. Platin saçlı zengin bebesi. Bak burada şımarıklık yapma, yemin ediyorum senin ağzına vururum ha! Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Hiç. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Ya müdürcüm be, sana zahmet, bana şuradan bir demli çay söyler misin? Vay 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 vay. Anladım. Az çakal değilsin Koray. Ya ne çakallığı müdürüm? Basbayağı bunun kafası güzel. İçi piçi okula gelmiş. Müdürün resmine dart atıyor. Ya oğlum Allah sana ya. Tasdiknamesini vermedim ya. Kendini okuldan attırmaya çalışıyor aklınca. Çakal. Ama Koray'ım, ben seni atar mıyım hiç? Aksine yaptığın her saçmalıkta sana takdirname vereceğim oğlum. Ya hocam. Ha. Resminize dart atıyorum ya. Beni okuldan atmayacak mısınız hala? Atmıyorum. Aksine seninle gurur duyuyorum, seni takdir ediyorum oğlum. Gel. Ya. Koray, sen artık bu okulun demirbaşısın oğlum. İstesen de gidemezsin. Aha, arıza geliyor. Ne oldu bacım, kaşıntı mı tuttu? Kanka kaşınmış ki buraya geliyor işte. Kavga etmeye gelmedim. Nedim'le ilgili bir şey öğrendim. Onu konuşmak için buradayım. Yani sonuçta siz yakın arkadaşlarısınız. Ne yaptığından haberiniz var değil mi? Aslında var. Ama bizden başka kimse bilmiyor. Sen nasıl öğrendin? Nasıl olacak? Kendi gözlerimle gördüm. Ne zaman gördün? Dün. Nasıl yani? Abisine verdiği telefonu Loşko başkasından mı çalmış? Ah Loşko ah. Bir de bana hırsızlık yapmayacağım. O defterleri kapadım diyordu. Bir dakika, bir dakika ya. Ne diyorsunuz siz? Ne hırsızlığı ya? Nedim hırsızlık mı yapıyor? Sen neden bahsediyorsun Asya? Ben dün taksiye bindim. Takside Nedim vardı. Nedim taksiye çıkıyor çünkü paraya ihtiyacı var. Para kazanması... Bana aldığı tüm o pahalı hediyeler. Nedim... Okuldaki hırsız Nedim miymiş? Ha bir dakika şimdi. Benim sevdiğim adam. Benim sevgilim. Hırsız mıymış yani? Ha? Nereye gidiyoruz? Lütfen söyler misin? Söyleyemem çünkü söylersem sürprizim kaçar. Ya ben buraya gelmem zaten yeteri kadar büyük bir sürpriz. Daha ne sürpriz peşindesin anlamıyorum ki.
seni biraz eskilere götürecek tatlı bir sürpriz düşünüyorum. Acaba beni nereye sürüklüyorsun peşinden? Acaba ben seni nereye sürüklüyorum peşinden? Tamam, ben cevabımı aldım. Gidelim. Asya! Nereye gidiyorsun? Beni iyi dinle gerizekalı. Ben parasız birine aşık olup onunla sevgili olabilirim. Ama bir hırsızla asla. Anladın mı beni? Asla! Asla! Sana yazıklar olsun. Ses 1-2. Dikkat, dikkat. Bugünden itibaren sınıflarda tamirat ve tadilat yapılacağı için okulumuz bir hafta süreyle tatil edilmiştir. Ya okulu tatil ediyorsunuz. Bir de bize haber vermiyorsunuz. Aynı zamanda da anons yapıyorsunuz. Anonstan önce bize haber versenize. Gereksizlerin şahı. Şu anda anons yapılıyor. Ha? Ve ben buradayım. Aynı anda odamdan nasıl anons yapabilirim? Şu an buradayım. Vallahi siz yaparsınız. Ben sizden her şeyi beklerim. Tuhaf tuhaf hareketleriniz var. Oğlum bak, sana görev veriyorum. Ben gelip dur diyene kadar kendini tokatlayacaksın. Başla ve sakın durma. Tamam. Ayrıca haftaya yapılacak bütün sınavlar iptal edilmiştir. Yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Dur oğlum. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar var öyle bir şey. Yok. Var. Ver şunu bana evladım. Yok çocuklar, okulumuzun müdürü olarak konuşuyorum. Okulumuzun anons sistemine sızan bir afacan arkadaşının size küçük bir şaka yaptı. Tatil matil yok. Ayrıca haftaya sınavlar var. Herkes sınıflarına. Koray, evladım sen ne halt ediyorsun acaba? Hocam işlediğim suçu internette araştırdım. Beni şu anda okuldan atmak zorundasınız. Yalan yanlış sayfalara bakmışsın evladım. Bu suçun cezası okuldan atılmak değil. O yüzden seni atmayacağım. Ne demek atmayacağım hocam? Yani yaptığım yanıma kar mı kalacak? Atmak zorundasınız. Atmıyorum. O zaman sizi yetkililere şikayet edeceğim. İstediğin yere gidip şikayet edebilirsin. Ayrıca da okuldan kendini attırmak için boşu boşuna uğraşma, olur mu? Çünkü atmayacağım. Atmayacağım. Ya Tamer, ne işimiz var burada? Ne yapacağız? Ne demek ne işimiz var? Neresi burası? Bir insan sinemada ne yaparsa biz de onu yapacağız. Bak, biz eskiden birbirimize bir söz vermiştik, hatırlıyor musun? Hani çok çalışırdık, birbirimize zaman ayıramazdık. Mazeret öne sürmeksizin haftada en az bir gün birbirimize zaman ayıracaktık. Hatırladım. Çok güzel. Ben de şimdi bu sözümü tutmak istiyorum şimdi. Ve hakkımı sinemadan yana kullanmak istiyorum. Daha başka zaman kullansan o hakkını. Tamer bak, gerçekten eve gidip daha ifade hazırlamam lazım. Çok işim var. Ne demiştik? Mazeret. Öne sürmeksizin. Çok güzel. Mısır mı, cips mi? Mısır. Hani gülümseme?
bana bak. Oğlum ne ayaksın lan sen? Ha? Derdin ne lan senin? Ne diyorsun lan? Ne saçmalıyorsun? Oğlum ne lan öyle abuk subuk anonslar falan? Kavga çıkarmalar. Şişt, çocuklar sakın. Bakın bu okulda kavga istemiyorum, tamam mı? Huzur bırakmadın lan okulda. Sana ne oğlum? Bu okulun zaptisi sen misin ha? Şişt, oğlum. Ay tamam, hayır, hayır. Benim lan. Evet benim. Defol git de okuldan. Sen de kurtul, biz de kurtulalım lan. Merak etme. Gideceğim. Ama önce senin dersini verip öyle gideceğim. Gel lan. Gel, gel, gel. Gel. Hey. Şişt, hadi, hadi oğlum. Hadi sınıfına. Hadi dağılın. Herkes sınıfına. Herkes sınıfına. Yalla. Bak Koray, yapma. Okuldan kendini boşu boşuna attırmaya çalışıyorsun ama ben seni bu okuldan atmayacağım oğlum. Atmayacağım, atmayacağım. Atmayacağım da atmayacağım. Anladın? Gel. Hadi. Gel. Gel, gel. Buyurun Celal Bey. Şu Yeşim Hanım'la görüşmek istiyorum. Bulabilir miyiz? Buluruz tabii. Hadi çıkalım. Buyurun. Bari gel. Bu da sonuncusu. Burak'tan çaldığım saat. İlk olarak bunu çalmıştım. Son olarak da bunu geri veriyorum. Ve borcum bitiyor. Tamam süper. Şey şimdi bunun için bir oyun tezgahlayalım, tamam mı? Sen önce sınıftan gir. Gerek yok. Direkt götürüp vereceğim. Ama o zaman... Herkes öğrenir değil mi? Yani. Öğrensin. Zaten Asya da benim hırsız olduğum için benden ayrılmış. Yani anlayacağınız artık hiçbir şeyin bir anlamı kalmadı benim için. Burak. Nedim, Nedim, Nedim yapma. Ne olur yapma gözünü seveyim. Bırak. Bırak. Nedim yapma, Burak. Yapma, yapma Nedim yapma. Emel! Burak. Bir dakika konuşabilir miyiz kardeşim? Söyle kardeşim ne oldu? Al kardeşim. Bu ne oğlum? Bu benim senden çaldığım saatin aynısı. Ne diyorsun oğlum sen? Hırsız beni diyor. Arkadaşlar. Nedim bak yapma, her şey değişecek. Kimse sana bir daha güvenmeyecek. Emel bırak. Emel Arkın, bana gel. Arkadaşlar beni bir dinler misiniz? Size çok önemli bir şey itiraf edeceğim. Ne oldu oğlum? Arkadaşlar. Sizin eşyalarınızı çalan hırsız... benim. Yok. Ya bırak ya. Yok, yok. Benim, benim. Yok, benim. Arkadaşlar, hırsız benim diyorum ya. Hırsız benim. Ya saçmalama oğlum. Ne diyorsun lan sen? Ya bariyer, şuna bir tane vur, kendine gelsin ya. Ne oğlum, diyorsun? Bunu ben çaldım diyorum. Hırsız benim. Evet, bariyer bana vurmalı.
Bariyer bana her seferinde daha sert vurmalı, anlıyor musun? Her seferinde daha sert vurmalı ama ben hırsızlık yaptığım için Bariyer bana vurmalı, anladın mı? Ben kendi durumumu düzeltmek için size en yakın arkadaşlarımı zor duruma düşürdüm. Bunun için Bariyer bana her seferinde daha sert vurmalı. Ben sevdiğim kızın bana aldığı pahalı hediyelerin altında kalmamak için en adice bir yolu seçtim. Bariyer bana o yüzden vurmalı. Ve her seferinde daha sert vurmalı bana Bariyer. En önemlisi de ne biliyor musun? Ben aşkımın kölesi olup sizin gibi en değerli arkadaşlarımın değerini bilmediğim için Bariyer bana her seferinde vurmalı. Daha sert vurmalı hem de her seferinde. Söyleseydin mi oğlum? O zaman çalmana da gerek kalmazdı. Biz sana seve seve verirdik bunları. Bu kadar sıkışık olduğunu bilseydik hepimiz bir el atardık. Bunu da sen al. Senin benden daha çok ihtiyacın var. Kardeşim, al bu da benden. Çocuğum, benim aslan kardeşim. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama söylemen yeterdi be oğlum. Sen iste yeter ki. Asya, niye ağlıyorsun? İyi misin? Değilim Koray. Hiç iyi değilim.
Ya ne olur gidelim artık bu okuldan. Ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Beni bu okula bağlayan bir tane bile bir şey kalmadı. Ne olur gidelim Koray. Gidelim. Gideceğiz, merak etme Asya, gideceğiz. Bu belayı ben sardım sizin başınıza. Temizlemek de bana düşüyor. Ben bir haber duydum. Okuldan gidiyormuşsunuz. Yani yanlış duymuşsun. Ben bir yere gitmiyorum. Gitmiyor musun? Aynen. Yani tamam. Koray çok yakın arkadaşım. Hatta arkadaştan da öte kardeş sayılırız ama... onun uydusu gibi etrafında dolaşmaktan sıkıldım artık. Öyle mi? Öyle. Ben bu okulda çok mutluyum. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Afiyet olsun. Durabilir miyim? Cerrah Bey, ben size şimdi oturmayın desem oturmayacak mısınız? Neyse buyurun oturun. Çünkü ben kalkıyorum. Yeşim Hanım, lütfen. Sadece. Sizinle sadece biraz konuşmak istiyorum. Çok uzun sürmez. Eğer daha sonra istemezseniz beni bir daha görmeyeceksiniz. Söz. Bakın Cerrah Bey. Ben sizin hayatı geri kazanmanız için bir şey yapamam. Ya hiç mi tanımadınız hayatı? Ya o aklına bir şey koyduğu zaman kimse onun fikrini değiştiremez ki. Sizden böyle bir şey istemiyorum zaten. Ya o halde niye buradasınız? Masum zavallı Tamer'in kim olduğunu size anlatmak için geldim. Ha? Sen mi? Yapma. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Hocam ne oluyor? Neden biz buraya geldik? Hocam niye böyle giyindiniz? Bu ne abi? Bir anlayabilsek. Çocuklar biliyorsunuz ben notu silah olarak kullanmam. Kimseyi notla korkutmam, sınavları önemsemem. Arada da bahçede ders yaparım. Ya hocam iyi de eğer derslerime çalışmazsam geçen hafta sözlüme düşük not vereceğinizi söylemiştiniz. Ay çocuğum inandın mı sen ona? Ben şaka yapmıştım. Her şey dersi size sevdirmek için çocuklar. Her şey bunun için. Sizler okumayı sevin, aydınlık birer birey olun diye. Benim bütün sevincim bu. Başka ne olabilir ki? Vay. Neyse. Ne demiş Şirazlı Sadi? Ne demiş hocam? İnsan ruhunu iki şey karartır. Susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak. Vay. Ya hocam, Hayat Hoca gibi öz sözleri seviyorsunuz anladığım kadarıyla ama bu buraya hiç olmadı. Ne? Doğru olmadı ama yeniyim işte bu işte çocuklar, zamanla oturturum artık. Evet, ne diyorduk? Ha, merhaba çocuğum. Hoş geldin. Sultanların sultanı Perihan Sultan. Vallahi kız genç kız gibi olmuşsun. Kıyafet sana ne kadar yakışmış ya. Akşama taliplerin gelirse hiç şaşırma. Laballik yok çocuğum. Tamam anneciğim, laballik yok. Peki. Beni niye çağırdın? Seni niye mi çağırdım? Hı. Sen ki yılların eğitimcisi, yılların müfettişisin. Bir eğitimci olarak tecrübelerinden faydalanmak için seni çağırdım. Hı. Hı. Aferin, iyi düşünmüşsün. Hadi bakalım gel, okulu gezelim.
Bana bakalım nasıl tavsiyelerde bulunacaksın. Ladies first. Bana bak. Ağzına biber sürerim. Türkçemizi güzel kullanmalıyız. Tamam anneciğim. Hanımefendiler önden. Ya Tamer'in böyle pis işlere bulaşmış olabileceğine inanmıyorum ben. O zaman size bir soru sorayım. Beni az çok tanıyorsunuz herhalde. Ortada hiçbir neden yokken sebepsiz yere Tamer'i niye kaçırdı? Üstelik o dönem İstanbul'da savcı olarak görevli. Fakat benim hakkımda hiçbir şekilde resmi şikayette bulunmuyor. Sizce bu biraz garip değil mi? Hı? Acaba neden beni şikayet etmedi? Nedenini de söyleyeyim. Çünkü ortaya çıkmasını istemediği karanlık ilişkileri vardı. Ve bu gücünü kullanarak benim bir ihaleye girmemi engellemeye çalışıyordu. Ya eğer bütün bunlar gerçekse? Yeşim Hanım, bunların hepsi gerçek. Biliyor musunuz, hayatın nikahına engel olduğum ve Tamer'i kaçırdığım için o kadar mutluyum ki. Çünkü hayatla birlikteyken de bu pis işlerine devam edecekti. Hayır yani, ben şimdi gidip bütün bunları hayata anlatsam, dinlemez ki beni. Üstelik bir de sizinle buluşayım diye kızar. Yeşim Hanım, size daha önce de söylediğim gibi sizden böyle bir şey istemiyorum. Peki ne istiyorsunuz benden Cerrah Bey? Her zaman ve her koşulda hayatın yanında olmanızı istiyorum. Cerrah Bey, ben her zaman ve her koşulda zaten hayatın yanındayım. Ve olmaya da devam edeceğim. Buna şüphem yok. Fakat bu sefer gelecek tehlike sinsice gelecek. Farkında olmayabilirsiniz. Sadece sizi bu konuda uyarmak istedim. Lütfen Tamer'e çok dikkat edin. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cerrah Bey, bütün bu anlattıklarınız hayatı geri kazanmaktansa onu korumaya yöneliktir. Onu buna bir itirazım olamaz. Ay çocuklar ne iyi oldu değil mi böyle bahçede? İçimiz açıldı, doğanın içinde. Ay çok çılgınız ya. Hocam nesi güzel ya, her yer beton. Hocam her yerde karınca var, hep bacağımı ısırdı. Hocam ben çok kaşınıyorum ya, her yerde karınca var, başka yere otursak olmaz mı? Ay ama çocuğum siz de şikayet etmekten başka bir şey bilmiyorsunuz, böyle olmaz ki. Ama hocam karınca var. Yok karınca marınca, beni niye yemiyorlar efendim? Vay 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 vay, merhabalar, merhabalar. Anneciğim buyur bak. Anam. Bir tanem doğal ortamda çocuklara ders yaptırıyor. Klasik eğitimi hiç sevmez. Çocuklara alternatif ders yaptırıp matematiği öğretiyor. Hayret. Ondan bunu hiç beklemezdim. İşte idealist bir öğretmene benzemiyordu. Ama anneciğim ben sana bak dedim. Bak bir tanem doğduğu günden itibaren öğretmen olmayı aklına koymuş gerçek bir idealisttir. İyi dersler hocam. Hoş geldiniz efendim. Biz de çocuklarla bahçede ders yapıyorduk. Her şey onları okumayı sevdirmek için. Her şey onlar birer aydınlık birey olabilsinler diye efendim. Ay sen ne güzel konuşuyorsun kızım. Meğer senin hakkında çok yanılmışım. Ama anneciğim ben sana dedim. Bir tanemi tanıdıkça onu daha çok seveceksin. Ne oldu? Ya ne oluyor hocam? Ne yapıyor? Çıkar çocuğum çıkar. Ne? Çıkar. Yavaş ne? Oğlum dur. Sok onu sok. Abartma bir tanecim, annem yanında o kadar da şey etmesen ama şimdi. Sus Şerif sus. Hepsi senin yüzünden. Hayat gibi giy, hayat gibi ders işle. Hayat gibi yap saçını. Karıncalar yedi bitirdi beni işte. Of of. Ağzın çıksın. Yavaş. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Önce sen kullan. Hayır sen kullan. Ya sen kullan dedim. Kullanır bak. Mısın? Bak çıkardım bile, al. Kullanırım. Efendim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ya sence bir saate karşıda olabilir miyiz?
Geçeriz geçeriz de ne oldu? Ya şirketin sil danışmanıymış sanırım. İmaj değişikliği falan gibi bir şey söyledi. Ya ne imajı ya? Sen zaten güzelsin. Ya hadi hadi gidelim biz hadi. Tamam ben seni yalnız bırakmam. Ben de gelirim hiç kusura bakmasın. Tamam zaten sen gelmezsen ben de gitmem. Hadi. Vay be Zeynep Hanım. Araba, imaj falan derken bildiğin star oldun yani. Ya hadi hadi geç kalacağız. Yolda konuşuruz. Aralardan kaçacağım. Hadi bakalım. Yok abi. Loşka hiçbir yerde yok. Aynen ya. Yer yarıldı. İçine girdi sanki. Net. Nerede bu adam ya? Ya bilmiyorum ama aklıma saçma saçma şeyler geliyor. Aman bayan. Aman aklına saçma sapan bir şey gelmesin çağırma kötüyü. Bahse varım Loşka okulu bırakmaz. Ya bana diyorsun kötüyü çağırmak. Kendin en kötüyü çağırıyorsun. Ah geldiniz mi? Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. İrem Bey'in dediği kadar güzelmişsiniz. Teşekkür ederim. Tanıştırayım erkek arkadaşım Onur. Merhabalar. Çok acelemiz var. Bir an önce hazırlansak iyi olur aslında. Sandığımdan daha iyi. Proporsiyona uygun seçimler sana çok yakışacak. Daha sonra da salona gideceğiz. Tepeden tırnağa bir değişim seni bekliyor. İşimiz bittiğinde var ya aynadaki kızı tanıyamayacaksın. Harika olacak. Zeynep Hanım çay kahve soğuk bir şeyler alır mısınız? Yok bir şey içmeyeyim teşekkür ederim. Ben bir bardak su olabilir miyim? Boşa harcayacak hiç vaktimiz yok. Bir an önce hazırlanalım hadi. Tamam. Tarzda devam edelim. Bunun gibi birkaç tane daha deneyelim. Hocam şu poşetleri arabaya taşır mısınız? Yok yalnız ben... Canım hadi ama acelemiz var. Biraz çabuk olalım. Hadi ne olur. Alo Tamer. Alo Hayat. Aa bu ne ses sen hasta olmuşsun. Yok yok ya hasta değilim canım abartılacak bir durum yok öyle hafif bir üşütme yani. Ya bırak hasta olmuşsun işte. Sesin ne kadar kötü geliyor. Ya ne hastalığı canım Allah aşkına hasta falan değilim abartılacak bir şey yok. Köhe köhe öksürüyorsun. Bayağı hastasın işte. Var mı kimin kimsen sana çorba yapacak? Ya çorbaya falan gerek yok, ihtiyacım yok. Ben kendi kendimi idare ediyorum evde. Tamam ben geliyorum. Sen sadece yat dinlen, olur mu? Yani gelme diyeceğim de sen şimdi yani kafana koyduğunu yaparsın. Yani sende tartışmanın bir anlamı yok. Bravo, aferin. 10 puan. Bana konum atar mısın lütfen? İyi tamam. Sen bilirsin. Hoşça kal.
erken var Koray. Yaşadıklarımızdan sonra nasıl iyi bir akşam olsun ki? Ya haklısın. Şu son günlerde ikimiz de çok kötü şeyler yaşadık. Ya sanki böyle bitmek bilmeyen bir kabus gibi. Hani biri beni çeksin, uyandırsın diyorsun ama... kimse uyandırmıyor. Hakikaten ya. Kabus gibi. Ama yani böyle oturup iç karartmanın da bir anlamı yok. Kalk, gidiyoruz. Hadi. Nereye ya? Ne oluyor? E dışarı çıkacağız, hava alacağız. Nefes alacağız biraz ya. Kendimize gelelim. Bakıyorum Priya, kim oldun? Aramadan duramıyorsun. Sana bana söylediğin lafları yedirmek için telefon açtım. Hani hayat bana asla inanmazdı. Hani hayatında bana asla yer vermezdi. Cerrah, bak haberin olsun diye söylüyorum. Hayat bu akşam bana gelecek. Birlikte takılacağız. Hoş geldiniz Kur abi. Hoş bulduk. Ya ben nasıl bir eşeyim? Ben niye söylüyorum ki sen hasta oldun ya? Telaşlandırdın değil mi sen? Evet. Ne kadar tatlısın. Gel senin için. Olur mu öyle şey Tamer? Bugün benim yüzümden ıslandın işte böyle bu hale geldin. Ya biraz ateşim var o kadar ya. Aa! Ne oluyor ya? Ayakta duramıyorsun sen. Abi, ben sana bir kahve yapayım en iyisi. Allah Allah, ne kahvesi? Yok kahve mavi. Ben şimdi mis gibi bir çorba yaparım, ondan sonra da istirahat edersin. Mutfak nerede? Hemen şurada, koridorun sonunda. Şurada, tamam. Bana mı? Nerede koridorun sonunda? Ben ikinci kapı.
Senin burayı görmemen gerekiyordu. Ay ne bileyim, kapıyı açık bırakmışsın. Onu da burada böyle görünce şaşırdım. Sensizlik ilacım. Sensiz geçen günlerinde şu koltuğa oturup resmine bakıp teselli buluyordum. Ne diyorum, birisi söylese inanmam. Yeşilcan filmi gibi. Bu ne burada böyle? Manyak olduğumu düşünüyorsun değil mi? Yani hayır, öyle değil ama. Ümitsiz bir aşkın çaresizliği diyelim. Tamam, ben gerçekten senden çok özür dilerim. Çünkü sana gerçekten çok haksızlık yapmışım ve ben bunu gün geçtikçe daha da görüyorum. Yani özür dilenecek bir şey yok ki. O kadar zaman duvarlara baktıktan sonra şimdi senin gerçekten yüzünü görebilmek, yanında olduğunu bilmek bütün acılarımı dindiriyor. Beni affedebilecek misin peki? Affedilecek bir şey yok hayat. Yaşanmamış yıllar var. Ve şimdi ben bu yaşayamadığımız yılları tekrardan yaşamak istiyorum, telafi etmek istiyorum. Ya ben çorba yapacaktım. Senin benden, benim de senden başka kimsem yok ki. İyi oldu yani geldiğiniz. İçim daraldı, öyle hava almaya geldim buraya. Ama hastasın ve soğuk. Ateşin var acaba, ondan mı? Allah Allah. Dur. Tamam. Ateşin de o kadar yok halbuki ama. Neyse tamam, hadi kapat çorbanı iç, hadi. Kapatacağım peki. Hayır hayat, hayır. Hayır, yapmadım, hayır. Bana göre değil o işte ya. Boş ver valla. Ya hadi ama. Sanki ben bilmiyorum istediğinde ne kadar iyi dans edebildiğimi. Ya seni izlemek daha güzel. Boş ver.
Pardon. Ne yapıyorsun ya? Önüne baksana. Pardon dedik ya, uzatma be. Tamam, defol git. Hadi. Bir şey sipariş etmiştim. Herhalde onu getirmiş. Ben bakıyorum. Ne var? Hayatta yürüyecektim. Şu anda mutfakta yemek yapıyorum. Öyle mi? Hı hı. Be. Lan seni yaratırım lan! Çek ellerin üzerinden. Ama ne tecavüz ediyorsun? Oğlum ben senin kaç paralık adam olduğunu biliyorum. Benim canımı sıkma. Ulan sen kim olduğunu zannediyorsun? Beni evimde tehdit ediyorsun. Sen benim kim olduğumu iyi bilirsin lan. Lan bırak. Oğlum onu anla artık. Hayat senin için bitti. Lan hayatı kaybetmektense ölürüm daha iyi. Ömer, ne oluyor? Cerrah ne yapıyorsun? Cerrah bırak lütfen yapma. Sen ben... karışma. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam. Karışma dedim sana. Ya. Hayat.